Sevgili dinleyiciler, hepinize sevgiler, saygılar efendim. Merhaba diyoruz Çamlıca'da. İstanbul'un sırlarında ilk önce İstanbul'da özellikle Osmanlı estetiği üzerinde durduk. Efendim sonra Osmanlı vakıf medeniyeti üzerinde durduk. Ve İslam'da kadın üzerinde röportaj yaptık muhterem üstadımız Osmanlı Topbaş ile. Ve bugün dördüncü röportajımıza ise yine farklı bir konuya değineceğiz. İslam'da kadın ve özellikle İstanbul'da ve Osmanlı'da hanım eserleri, hanımların özellikle estetik üzerine, tarihe attıkları imzalar üzerine konuşacağız. Tabii ki yine farklı bir röportaj olacak. Teşekkür ediyoruz muhterem efendim. Bize zaman ayırdınız. Estağfurullah. Sağ olun. Evet bugün yine farklı bir konudayız. İslam medeniyetinde hanımlar ve hanımlar mevzunu dile getireceğiz. muhterem, muhterem. efendim bugün zatenizde İslam'da ve İslam medeniyetinde hanımlar mevzunu asbal etmeyi arz ediyoruz. E zaman zaman Batı dünyasına bize karşı e, bugün bile öyle hanımlarla ilgili suçlamalar var. Diyoruz ki efendim İslam'da e, kadının rolü nedir? Aşağıda mıdır? Kadın İslam'da erkekten aşağıda mı görülmektedir? Bu hususta neler buyurursunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Çok muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak hanımı ve erkeği ayrı kabiliyetlerde ve ayrı istidatlarda yaratmıştır dine hayatta bu ölçüler göre tanzim edilmiştir. Aile hayatında, toplum hayatında birbirini tamamlayan unsurlardır kadın ve erkek. Yaratılış olarak kadın, erkeğin nefsine süslü gösterilmiş ve cazip kılınmıştır. Bu cezbe ve incizap kanunu müsbet mahiyette, yani nikah muhtevasında ise neslin devamı, aile müessesinin saadeti, toplumun huzur ve neşesi için bir huzur kaynağıdır. Fakat aile nikah hudutlarının dışına çıkarsa ahlaki vasfını kaybeder ve iffetsizliğe yol açar. İffet insanı hayvandan ayıran en mühim bir vasıftır. Malum hayvanlarda nikah yoktur. Onlara Allah utama ve haya duygusu vermemiştir. Batı dünyası maalesef İslam dünyasına bugün haksız kasti suçlamalar bulunmaktadır. Halbuki Batı toplumuna nazar ettiğimiz zaman önce Hz. İsa aleyhisselam dinini tahrif etti. Sempol akaidi bozdu. Ondan sonra akaid konsüllerle tespit edildi. Muamelat ve ukubat kaldırıldı. Ondan sonra Yahova şahitleri tarafından bir darbe daha yedi. Bugün de Batı dünyasında dinden uzaklaşma revaç buldu. Girdap e içerisinde zaten dönüp duruyor. Evet, Tam dönüp bir dönüp, dönüp duruyor. Evet. Bu anlayış ve bu sistem içinde iffet kayboldu. Aile gücünü kaybetti. Hicap kalktı. Maalesef kadın bir meta haline geldi. Pragmatizm, oportunist, menfaate dayalı bir hayat tarzı yaşanıyor bugün Batı dünyasında. Erkek ve hanımın hayat tarzları hemen hemen aynı hale geldi. Yani elma ile armut terazide aynı kefeye konuldu. Geçmişte o tahrif edilmiş kitaplara bakıyoruz. Kadına çok ağır hakaretler var. Maalesef öyle bir ithamlar ki kadın şeytanlaştırılmıştır. Bütün suç ve günahlar kadının sırtına yüklenmiştir. Günah keçisi gibi. Günah keçisi gibi. Kadını önemsizliklerini söyleyen Batı, kadını sokağa, meydana, iş yerlerine sürükledi. Hatta podyuma sürükledi. Maalesef. Tabii, yani, reklam olarak kullanıldı. Kaldırımlarda açan çiçekler gibi oldu, meta evet. oldu. O annelik, hanımlık ve evinin sultanlığından uzaklaştırıldı. Onun şahsiyet ve vakarına zarar verildi. İslam ise bunun zıttına hanımı ailede baş tacı kılmıştır. Cennet salihâ annelerin ayakları altında serilmiştir buyurulmaktadır. Bir toplum salih anneler ile abad olur. Fasıka kadınlar ise berbat olur. Allah korusun. Evet. Allah korusun. Hı. Bugün maalesef nesli terbiye edecek yüksek vasıflı anneler, salih anneler azaldı. Bu yüzden toplumlar menfaatperest oldu. Zulümler arttı. Vicdanlar kurudu. Toplum mazlumların feryatlarına sağır ve kör oldu maalesef. Vicdanlar dumarı uğradı. Bugün bu bozulmayı, en çok Avrupa'da görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de yapan zulümlere karşı gayet ve duygusuz kalmaktadırlar. Akim'in güzel bir mısra vardır. O bir Müslümanın hassasiyetini gösterir. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrtica'nın suzin lehçede manası bu mu? Sanki bugün bugün aksettiriyor. İslam ise fıtrat dinidir kadın ve erkek fıtratlarına göre uygun vazifeler verir. Batı bugün kadına değer verdiğini söylüyor. Fakat kadını fıtratından uzaklaştırarak kadına asıl şiddeti Batı uygulamaktadır. Çünkü kadın da erkeği ayrı fıtratlarda oldukları halde aynı mesleklere ve aynı sorumluluklara sevk etmektedirler. Evvela kadın ve erkek Cenab-ı Hakk'a karşı iman mesuliyeti, takva mesuliyetinde eşittir. İman ve takva da eşittir. Asab suretinde Cenab-ı Hak mealen Müslüman erkekler Müslüman kadınlar, mümin erkekler mümin kadınlar, taate devam eden erkekler taate devam eden kadınlar, doğru sadık erkekler doğru kadınlar, sabreden erkekler sabreden kadınlar, mütebazi erkekler mütebazi kadınlar, sadaka veren erkekler sadaka veren hanımlar buyurulmaktadır. Hiç ayrım yapmıyorum. Devam edin. Erkekler ayrım yok. kadınlar. Erkekler kadınlar yok. beraber gidiyor. Ayette de Cenab-ı ekrem inne ekremüküm inde etkâküm buyuruluyor. Doğru. Yani Allah indesin en keremliniz, Allah'a en yakın olanınız, takva sahibiniz. Ayet-i sonu sonunda işte Allah bunlar için bir muafiyet, büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bu takva sahibi hanımlar ve erkekler için. Yani erkeğin kadını üstünlüğü, kadının erkeği üstünlüğü diye bir şey yok. Üstünlük takvada. Lakin mesuliyetlerin maddelerine gelince orada Cenabı erkek ve kadın kendi yaratılışlarının fıtratlarına uygun hizmetler veriyor. Mesela erkek güçlü, kuvvetli yaratılış itibariyle ona ailenin geçimi, korunması, muhafaza vazifesi veriliyor. Askerlik vazifesi erkeğe yükleniyor. Tebliğ, emri bil maruf, nehi anil münker birinci derece erkeğe veriliyor. Diğer taraftan kadın ise yapısı çok narin ve hissi çok. Duygulu. Zaten aksi evlat yetiştiremez. O, o duygu olmaz, o muhabbet olmasa. Ona da neslin yetiştirilmesi. Cenab-ı Hak o vazifeyi veriyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Rabbena heblena min ezvacina buyuruyor. Zevceler buyuruyor. Orada erkekler buyurulmuyor. Nasıl bir zevceler olacak? Kuretân, göz nuru olacak. Evlatlarda da göz nuru olacak. Bu şekilde bir toplum olacak. Ve canel-i imama toplumda bir takvada önder olacak. Tarihimizde böyle bir devirleri çok gördük. Yani asıl saadetten sonra. Orada bir tepşir ve müjde var sanki. Müjde var. Çok güzelmiş güzel müjde var. Gurreti aynun. Tabii derken. göz nuru. Göz nuru Bir diyor. de toplum huzur bulacak. Böyle erkekler, böyle hanımlar, böyle yetişen bir nesil bir gençlik. Toplum huzur bulacak. Anne babalar toplum takvada gelecek nesilde önder olacak bu en mukaddes vazife yani neslin terbiyesi ve ailenin muhafazası salih hanımlar ve salih erkekler birbirini tamamlayacaklar. Göz nuru evlatlar yetiştirecekler. Takvalı bir toplum meydana gelecek. İnşallah. 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 Bu tarihimizde bunu çok gördük. Ecdadımızda Osmanlı'da bunu çok gördük. Bu Edibali silsilesi devam ettikçe böyle güzel bir toplum, huzurlu bir toplum tarihte Gördük, yaşadık böyle bir toplum. Evet tam şimdi efendim oraya gelmek istiyordum. İslam tarihinde özellikle yani hanımlardan bahsedilirken evet. hanımlar kenarda kalmamış. Hanımlar evde oturmamış. Ya da bugünkü tabirle işte oturup da kendisiyle televizyon, dizi, film izlememiş. <laughs> Hayatın içindeler. Hayatın içindeler. Peki İslam tarihinde hanımların katkıları konusunda neler söyleyebiliriz Özellikle asil ve Osmanlı tabii ki günümüzde hanımlar İslam tarihine ne katkıda bulunmuşlar efendim? Evet. Efendim İslam bir bütündür. İslam'dan önce de sonra da hak dinleri için bizlere örnek mühim hanım şahsiyetler görülüyor. Mesela birkaçını sayarsak Asiye Validemiz görülüyor. Cenab-ı Hak onu tekrim ediyor. O Firavun'a karşı imanını imandan bir taviz vermedi. Sonuna Ve kadar. Şeyi doldu. Sonuna kadar. Meryem Validemizi görüyoruz. 30 küsur yerde İsa Aleyhisselam bahsedilmiyor. Şey. Yani çok yerde Beraber Meryem Validemiz bahsediliyor. Ve iffetini koruyan Meryem buyuruluyor. Öyle bir mesaj var. İffetini koruyan Meryem. Demek kadının en büyük hasiyeti, izzeti ve şerefi iffetini korumakta. Hacer Validemiz, İbrahim Aleyhisselam eşi, İsmail Aleyhisselam'ın annesi. Onun tevekkül ve teslimiyeti. Ya Rabbi ben senden razıyım demesi. İnsanlar yok. Uçan bir kuş yok. Su yok böyle bir e, zor durumda ağır bir imtihan. Ya Rabbi senden razıyım diyor. Hatice validemiz var. Peygamber Efendimiz'in eşi. Daha sallallahu aleyhi daha nübüvvet gelmeden evvel, 15 sene evvel onun ahlakına Hatice validemiz hayran oldu. Efendimiz de o vefat ettiği seneye hüzün senesi dedi. Efendimiz yedi yavrusundan altısını kaybetti. Uhud'da ciğer kaybetti. Bak hiçbir zaman hüzün senesi denmedi. Hatice validemizin vefat ettiği sene hüzün senesi dendi. Yine annelerden devam Ay Ayşe validemiz var. İlmi ondan öğreniniz buyuruyor. Bilhassa yeğenlerini yetiştirdi. Rivayete göre de 300 tane talebesi vardı Ayşe validemizin. Genç olarak Efendimizle evlenmesin demek ki bir hikmeti de budur. Ümmü Seleme validemiz var. O da Hudeybiye'de e teselli etti Efendimiz'i. O, o, çok zor durumda. Zeynep validemiz var. O da çok cömertti. Saymakla bitiremeyiz. Hansa validemiz vardı. Bu Kadisiye'de dört oğlu şehit oldu. Ya Rabbi dedi sana şükürler olsun. Kıyamet günü dört şehit annesi olarak kalkacağım dedi. Buna övündü. 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 Tabii. Yani bu nasıl bir iman, coşkulu bir iman. İsyan yok, tam tersi. Tam dua ters, var, teşekkür teslimiyet var, var, teslimiyet var. var. Sabi anneleri baktığım evlatlarını sıkıştırıyorlar. Allah Resulü'nün arkasına gittim mi? Onun arkasında bir namaz kıldın mı? bizim için dua istedin mi diye. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, sütçü kadının kızını alıyor. Çünkü o anne dedi Suta, su konulmaz dedi, Halife demedi mi dedi. Kızım halife nereden bilecek bu karanlıkta dedi. E, anne dedi halife bilmiyorsa Allah bilmiyor mu dedi. Allah görmüyor mu dedi. Bunu Hazreti Ömer duydu. Hemen onu oğluna aldı. Ondan da Ömer bin Abdülaziz geldi. Ömer, Ömer bin ise İslam dünyasına iki buçuk senesi ilafetiyle en büyük fazilet imzası atan halifedir. Yani beşinci halifeden sonra olduğunu bildirirler. Ondan sonra Allah dostlarımızdan Rabia Adaviye validemiz var. Bu Mekke'ye hacılara suyu getiren Zübeyde aynı Zübeyde, aynı Zübeyde var. Evet. Zübeyde Hatun var. Osmanlılar'da çok var pertemniyel hatun vesaire çok çok var inşallah ileride sorularda geleceğiz evet, orayı oraya inşallah geleceğiz. evet efendim hem de yerine geldik şimdi İstanbul'u gezirirken e, hep sorular gençler çeşmeler var camiler var efendim hastaneler var birçok eser var ama şöyle baktığımız zaman İstanbul'da sadece 300 çeşme hanımlar tarafından yaptırılmış evet. evet. Ve şimdi hemen sorumuza geliyoruz. Merhamet ve şefkat diyoruz. Osmanlı'da kurulan vakıflar arasında hanımların vakıfları daha çok. Hani daha önceki röportajlarımız demiştik, 22 bin küsur vakıf vardı. Evet. Ama baktığımız zaman hanımların da vakıfları var. Hem de azımsanmayacak sanmayacak yani kadar. Yani 1.300 küsur vakıflar var. O da bilinenler. Evet. O da padişah hanımların vesayinin evet. paşaların arını kurdu. Bir de halkın kurduğu vakıflar var. Hanımlar tarafı. Hanımlar evet. tarafı kurduğu vakıflar. Ee, şimdi biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Hanımların yani. kurmuş oldukları İstanbul'da ve bugün de hala hayatta olan. Efendim. Evet. Vakıf medeniyetimizde hanımların, vakıfların mühim bir yer tutar. Malum ki normalde kadınlar zinet eşyalarını ve takılarını mücevherlerini çok severler. Fakat bizim medeniyetimizdeki hanım sultanları görüyoruz ki hayır hasenatı daha çok seviyorlar zinetlerinden. Gelen yani zinetleri bile bozdurup hayır hasenata sevk ediyorlar. Bilhassa valide sultanlar, yani sarayda yetişen sultan hanımları bu vakıfları ön saraya almış oluyor. Evvela onun yetiştiği haremden bahsetmemiz lazım. Harem bir mekteptir. Maalesef bugün bir eğlence yeri olarak görse hiç alakası yoktur. Harem bir mekteptir. Gayet yüksek ve kıymetli maneviyatlı hanımefendileri yetiştiren bir mekteptir. Malum olduğu üzere Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet Han devrinin den itibaren padişahların evli hususunda bir düzenleme başlıyor. Daha evvel padişahlar daha ziyade paşa kızları, üst tabakadaki olan e, zümrelerin kızlarını alırlardı. Buna bir bir görmemişlerdi. Fakat devlet büyüdükçe hanedanı muhafaza edilmesi düşüncesi ağır basmış. Sarayda gelen hanımların daha sonra ailenin menfaatlerine çalışmaması ya saraya gelin veren ailelerin hak iddia etmemesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya gelinmiş. Bunun üzerine Fatih bir, bir kanunnamesinde bundan sonra aile kızı alınmayacak, cariyeler alınacak demiştir. Mesela bir misal veririz. Mesela Fatih Çandarlı çok büyüdü. Çandarlı ailesi tavır koyacak bir hale geldi. Yani padişah bu memleketin, vatanın ikiye bölünmesi endişesi içindeydi. Bunun için kanunnamesini bunu koydu. Devleti selameti için. Devleti selamet için. Mesela bu misal verirsek zaman zaman bu daima ikiye bölünme karşı karşıya geldik bununla. Mesela Cem Beyazıt'a mektup yazdı. Abi dedi, gel dedi ikiye bölerim vatana. Yarım da sen padişah ol, yarım da ben olayım dedi. İkinci beyazda bak kardeşim dedi. Şu beden ikiye bölünür, vatan topluğa ikiye bölünmez buyurdu. Fatih'in endişesi buydu. Yani bir alacağı kızın ailesi zaman içinde gelişip, Devre bir tavır koyması ve imparatorluğun ikiye bölünmesi endişesiydi. Bunun bundan sonra dedi cariye kızlar alacağız dedi. Ve bu cariye çok ufak yaşta alınıyordu. Bunlar yedi sene bir eğitimden geçiyor. Fakat ağır bir eğitimde. Bunlar tevcut zamanı, tevcut namazından sonra eğitimleri başlıyordu. Öğle vakti biraz aralık veriliyordu. Öğleden sonra tekrar devam ediliyordu. Bunlar fenni olarak bir defa en aşağı her bir her sultan hanımı İki tane yabancı dil biliyordu. En az. Karı, en az. En az az evet. Bütün fenî ilimleri biliyordu. Bunun yanında da tasavvuf başta diğer dini ilimleri biliyordu. Çünkü bu ümmetin annesi olacaktı. Yani müstesna bir mektepti. Bu padişahlar bunların her birinin bir kaydı vardı. Ahlaki durumu, hizmet durumu, merhameti, şefkati ancak bu şehzadeler bu en kabiliyetlerden birini zevci olarak alırlardı. Çünkü yani ümmetin annesi olacak bu. Doğru. Diğer kalanları da paşalar alırdı. Yüksek kimseler evlatlarını bunlar seçerlerdi. Çünkü bunlar bir saray terbiyesinden gelmişti. Hatta bunlara halk saraylı denirdi. Doğru. Yani bunlar paşa hanımıysa, bir üst rühbede bir, bir devlet erkanının bir hanımıysa, bulunduğu vilayette orada bir sarayı temsil bir saray ahlakını saray terbiyesine. İstanbul'u ben gittiği yere götürüyor. İstanbul'u gittiği yere götürecekti. Evet. Evet. O yani Fatih böyle güzel bir şey buldu. Evet. Sadece bunu bir şey bozdu. Genç Osman bozdu. Maalesef. Bu, o Şeyhülislam'ın kızına talip oldu. Şeyhülislam dedi ki padişahım da 100 tane kızım olsa sana feda olsun dedi. Bak bu öfü bozma dedi. Bir o bozdu. Fakat bu sonuna kadar gitti. Osmanlı son devrine kadar devam etti bu. De bunlar çok ayrı bu yetişen cariye kızlar çok ayrı himaye görürdü, evlendirilirdi ve gittikleri yerlerde de saraylı denirdi bunlara. Nezaketi, zarafeti, inceliği, hassasiyeti bakımından. Yani orarı halk örnek alırdı. Velhasıl harem böyle maneviyat dolu bir mekteptir. Osmanlı bu usta karalamaya çalışan Avrupa ise buraları kendi kirli gönül ve kendi o çirkin hayal dünyalarının bir yansıması olarak zevk ve eğlence mekanları olarak anlatmayı tercih ediyorlar. Maalesef bu memleketimizde sirayet etti. Birçok genç aman diyor bilhassa o kanuninin o şeyi yapılan evet, o şey, gibi. filmlerde maalesef tamamen terzıttı olan bir sahneler sergileniyor. Hatta bu şeyde Endor'un mektebinde okuyan kişilere verildi bu şeyler, cariye kızlar. Tabii, tabii. Sarayda kalan Hasekiler, sultanlar kocası öldüğünde eski saraya intikal ettirirler. Bu Beyazıt'ta Bugünkü idi bu saray. İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer. Evet, İstanbul olduğu yer. Evet. Orada buna ibadet-i taatle meşgul olurlardı. Yanları yine hizmet eden kızlar vardı. Onlarla meşgul olurlardı, terbiye ederlerdi. Bir de hayır hasarat işlerinde Koşarlardı. Orada da halka güzel bir örnek olurlardı. Evet. Şimdi oraya geldik efendim tekrar. Haremde çalışıyorlar. Haremde eğitim görüyorlar 7 yıl. Ama bakıyoruz ki dışarıda birçok eserleri var. Evet. Söper ee, tacımızın başında bahsettiğim gibi 300 küsur eser. Sadece 300 çeşme var. Peki evet. gelirleri nereden haremde? Ee, durdukları halde bu kadar geliri nasıl elde ediyorlar? Ya da hayır hasenat yapacak, kuracak vakfdaki o gelir nereden geliyor? Efendim? bu cariyeler hareme sıfırla geliyor. Sıfır sermayeli. Evet. Yani dünya olarak bir şeyleri yok. Bir gelirleri yok. E, zamanla padişah hanımı veya padişah annesi onlara bey ve ona bol bol bir hediyeler geliyor. Bir de bunların bir maaşları var ayrıyeten. E, i̇kramlar geliyor. Mesela Yavuz Sultan Selim Han bu Irak tarafını hususi bir irat bunları tahsis etmiştir. Oradan da kendine bir gelmekte de irat. Tabi bunlar bu sultan annelerimiz bu hayır hasenatları bu bir tasavvufi terbiyeyle yetiştikleri için merhamet abidesi oldukları için bu gelen bu imkanları halka yansıtırlardı. da. bugün çok camiler, mektepler vesaire, hatta kışlalar, çeşmeler bu valide annelerimize aittir. Doğru. Mesela Osmanlı örfünde iki minareli camiler Hepsi padişah ve padişah hanımlarındır. Mesela Üsküdar'ımızda bizim dört tane çift minareli cami vardır. Dördü de hanım sultanlarındır. Şeydir. Buna göre bir abideleşmiştir bunlar hayır hasenatta. Bu hanım annelerimiz paraları paralarını israf etmediler. Topluma saray lüksü ve saray modasını getirmediler. Bugün maalesef dünyada bir reklam, modalar vesaire. Halbuki bunlar Bunlar gayet mütevazi bir annelerimizdi. Mütevazi yaşantıları vardı. Lüksleri yoktu. Böyle lüksü de bir moda haline getirmediler. Oran isterseniz altın çizelim efendim. Evet. Gelir geliyordu. Gelirleri vardı demiştiniz. Maaşları evet, vardı. Yavuzhan Selim Han da evet. hatta irat vermiş ama dikkat ederseniz israf yoktu. İsraf yani bu parayı yoktu. ne yaptılar? Tutumlu. Peki aç mı kaldılar? Yemediler, içmediler mi? Kaldı yedirdiler. Şişirdiler kendi. De gösteriş dediler. yok. Tutumlu oldular. Gösteriş. Gösteri yok, süse yok. Hı -hı mütevazi bir hayat. Yani benim diye bir tefahür yok. Doğru. Övünme değil. Yani bugün yani. bile mesela maalesef bazı şeylerde imkanı geniş olan ailelerde evet tesettür var ama süslü bir tesettür var. Hatta süslüman diyorlar. Bu da iyi değil tabii. Yani müslüman yakışan bir işti süslüman olmak. Doğru. Evet. Bunlar hayır hasenatta halka örnek oldular. Çünkü aldıkları İslami terbiyede bunu emrediyordu. Bugün hala vakıflardan sadaka-i geliyor kurdukları vakıflardan. Mesela birkaç misal verelim. Tabii, Nurbanu Valide Sultan var. İstanbul'da, Anadolu'da, Rumeli yakın birçok eserleri var. Üsküdar'da, Toptaşı'nda Atik Valide Camii, imareti, medresesi, Darüşşifası, şifası, çifti hamamı, zikre şayan olan vakıflardan bazılarıdır. Düşünüyoruz ki Hürrem Sultan'ın gelini olan bu kadın menşe itibariyle gayrimüslim. Sistem o kadar onu bir karaktere, şahsiyete getiriyor ki İslam ahlakı, İslam hasretiyle derinleşiyor. Yani gayri Müslim menşeden gelen Nurbanu Sultan İslam ve İslam'ın merhametini kendi hayat tarzı olarak alıyor. Takva ile hayatını ediyor. Hayır hasenat Üzre devamlı. Diğer mesela Mahbeykar Kösem Valide Sultan var. Ki en çok ismi, i̇smi edilen, geçen biraz da evet, eleştirilen, hatta. eleştirilen hatta biraz evet. da delali mizasta bir, doğru, bir, doğru. bir bir hanım sultan annemiz. E, bu mesela yeni caminin teminini atıyor. O zaman yeni cami tam sahilde. Yani öyle bir temel attırıyor ki o e, hatta kayıklarla giriliyor bir taraftan. Camiye yani yani. Cami'ye. Fakat o bir güzel bir estetik, yani o saraydaki olan o zarafet yaptıkları eserleri de aksediyor. Yani o denizden geçenler o güzel mimariyi seyredecekler. Üsküdar'da Çinil Camisi vardır, mektebi vardır, Darü'l Hadis'i vardır, çift hamam vardır, sebili vardır. Bir de yetim kızların cehizlerinin hazırlama şeyidir. Yani yetimlere bir gönül vermiştir, yetimlere hizmet etmek, onun ceizlerini hazırlama. Yine bu Kösem Sultan'ın temelini attı yeni camiye ömrü kafi gelmemiştir. Onu Hatice Turhan Sultan tamamlamıştır. Başka bir valide sultan? Tabi tabi. Herhalde gelin de oluyor herhalde. Evet evet evet. Hatice Turhan Sultan tamamlamıştır ve nasıl bir derinlik o cami yaptırmakta kalmamıştır. Rize'den Atina balığı getirilecek. Ulu Dağ'dan da Soğuk kar. kar kuyuları kazılacak. O kar kuyularından Kar getirilecek, o zaman tabii şey yok, e, frijider yok. E, onlar balla karıştırılacak. Soğuk bal şerbeti e, camiden çıkan e, kandil günleri, Ramazan günleri istediği kadar içecek. Dehşet bir ufuk. Yine bizim Alem Valide Sultan var, o ayrı. Ona da biraz daha geniş yer vermek istiyorum. Şimdi efendim az önce bir şey söylediniz, hemen orada kalalım. Bal şerbeti dedik. Evet. Bal şerbetin hususiyeti nedir? Acaba neden özellikle kandillerde dağıtılıyordu? E, Bugün e, Sultanahmet'e gittiğim zaman Alman Çeşmesi var orada ve evet. Eyüp Sultan'da bu gelene. hatta Üsküdar'da da var. Hala devam ediyor bal şerbeti. Evet. Bundan kısaca bahsedebilir miyiz efendim? Evet. ne kadar pahalı olursa olsun Ümmet-i Muhammed'in gönlüne ferahlık verme. Bu kandil günleri, Ramazan-ı Şerif günleri belki diğer günlerde de vardır. Hararetli günlerde cemaat camiden çıkınca öyle hararetli şey bir de miktar da yok. Yani içebildiği kadar içsin. Hatta şey koysun testisine evine götürsün. Sebil adı gibi. Sebil, Sebil adı. Bunu çok tahsisat yapıyor. Hatta bir rivayet o Mısır çarşısını yaptırıp tahsis ediyor oradaki dükkanları. Evet, gelir olarak. Gelir olarak. Yani arkadan bu sadaka-i devam etsin. E, Bezmi Alem Valide Sultan var. Bu da 2. Mahmud'un hanımı. 40 küsur yaşında vefat etmiş. Çok genç vefat etmiştir. Bu Vakıf Kuraba Hastanesi'ne tesis eden annemizler herhalde 1840'larda yani 170 küsür sene oldu. Devam eden hastanenin. Hala Yani devam. 170 küsür sene taksimetre çalışıyor. O hastalardan aldığı dualar. O kadar bir merhametli ki şayet diyor bir hastanın iyileşmesi için limon gerekirse limon değeri bir altın olsa yine o hastaya verilecek. Bir annenin merhameti bu. Yani bir ümmete bir anne olabilmek. O çok önemli. Evet. Aşağı yukarı 116 memur vazifelendiriliyor bu hastanın tedavisi vesairesi. Pertevniyal Valide Sultan var. O da Aksaray'daki güzel bu Valide Camii var. Yavidut Camisi var. Velhasıl yani saymakla bitiremeyiz bu Valide Sultan'ın şeyi. Bizim annelerimiz de aynı şekilde onların ayrı çeşmeleri vardı vesaireleri vardı. Onlar da camiler rahleler getirir vesaire getir. Yani en iktisaden zayıf bir annemiz bile bir hizmet merhamet tabiatı asli halindeydi. O çeşmelerden daha geniş olarak bahsetmek isterim. İnşallah. Sohbet sohbetin sonuna doğru evet, inşallah. Evet, muhterem efendim hemen araya girerek de, değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz merak ederler. Bal şerbeti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve e, tavsiyesi üzerine bal şerbeti dediğimiz zaman sirke efendim limon bal üzerine evet. koyuyoruz, suyun içerisine. Evet. Oranını belki seyircilerimiz, dinleyicilerimiz merak eder. Bir bardak ılık suyu evde de yapabilirler, bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı limonla evet. bunu kendileri de yapabilirler ve şifa olur inşallah. Zaten sirke de şifadır. Evet. Bal da şifadır, şifadır. Cenab-ı evet. Arıları 45 gün, ömür boyunca çalıştırır, çiçeklerin özünden toplar ve sunar insanlara. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mümin diyor bal arısı gibi olmalı diyor bal arısı diyor temiz toplar diyor yani mümin de temiz kazanır ee, bunu diyor güzel diyor bir şekilde diyor doldurur diyor üstünü kapatır ambalajını yapar insanlara sunar 45 günlük ömrünü vasatı e, bal arısı bu şekilde tamamlar İşte efendim buyurun bir mümin bal arısı gibi olacak helal kazanacak infak edecek Balın infak ettiği gibi. Bu şey bir rahmetle anılacak. Efendim daha önceki sohbetlerinize de az önce de buyurdunuz. Mihrimah Sultan'dan çok bahsettik. Mihrimah Sultan hayırseverliği yanında ve tabi diğer hanımefendiler de, hanım sultanlar öyle. Tevazu ve mahviyeti de var. Çok. Yani ben vakıf kuruyorum. Hayır senat yaptım yok. ama bir övünme tam tersi bir fahrilik yok orada. Efendim abde aciz ha, şey var onlarda. Yani ben Allah'ın aciz kuluyum. Mesela Fatih Sultan Mehmet de o vakfiyelerinde abd aciz diye imza atar. Cenab-ı Hak da İbadur Rahman, mütevazı olarak dolaşırlar buyuruyor. Yani bir enaniyet yok. Dünya bir hiçlikle geldik, bir sermayeyle gelmedik. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Cenab-ı Hakk'ın bu lütufları, ihsan, ikramı karşısında bir kul daima Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür edası içinde olmalı. Fahir mutlak Cenab-ı Hak. Bu tasavvufta güzel bir, bir idrak halidir bu çok mühimdir bu. Aziz Ağam Hüdayi Hazretleri zirvedeyken, kadul kuzatken sırmalı cübbesiyle ciğer satmıştır. Yani bir belli bertaraf etti. Halde Bağdadi Hazretleri tuvaletleri temizlemiştir. Bahattin Nakşibendi Hazretleri yedi sene muzdarip hayvanlara, insanlara yolları temizlemiştir. Yunus Emre Tapdu Emre almadan evvel dergaha başını şey eşeğe koymuştur. Bu manevi ihtilaçlarını orada yaşamıştır. O belli bertaraf etme. Ondan Tapdu Emre onu dergah almıştır. Hep tasavvufla baktığımda bir kulun abde aciz olmaz. i mutlak Cenab-ı bu idrak içinde olabilmesi. Bu Mihriman Sultan'da bunu görüyoruz biz. Malum Kanuni Sultan Süleyman'ın kızıdır. Edirne Kapı'da Üsküdar'da camisi vardır. Bir de babasına gelip demiştir ki, baba demiş ben bir hayır yapmak istiyorum demiştir. Kabe'nin etrafındaki ravakları yaptırmak. Bunun için baş mimar Sinan'a oraya baba gönderir mi? ben bütün malımı, servetimi vereyim demiştir. Aynı zamanda bu Zübeyde suyu Harun Reşid'in hanımının yaptırdı. O da bozulmuştur. Bir de o yolu yapması ve gelen hacıların istifade etmesi bakımından. Mimarbaşı Mimar Sinan da Süleymaniye'nin temelini atmıştır. Üç sene kaybolmuştur. Yani zemin daha iyi otursun. Olacak depremlerden, zelzelerden filan bir zarar görmesini. O üç senelik ayrılışında Mekke Mükerreme'ye gitmiştir. O rabakları inşa etmiştir rivayete göre. Bir de o Zübeyde suyunu Tamir onu da tamir etmiştir. Mihrimah Sultan'ın gönlümüzde böyle güzel bir yeri vardır. Yani kendisini Allah yolunda bezletmiştir, adamıştır. Yani o makam, mevki vesaire, şu bu. onlar gözünde silinmiş. Hakka yaklaşmak, güzel bir kulu olabilmek, onu gayreti içinde olmuştur. Ve bunlar. Yani buna de. hep ümmete bunlar ne olmuştur misal olmuştur. Numune, yani evet. olmuştur. Evet. Yani tarihte 620 sene devam eden hiçbir devlet yok. Yani kadın erkek hepsi el ele beraber. Allah'ın rahmeti gelmiş. Elhamdülillah. Fatiha iyâken abdü ve iyâken diyor. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım ederiz. Bu cemi olarak geliyor iyâken abdü. Yani toplu halde. Yani toplumlar o şekilde olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iniyor. Efendim, e vakfiyelerde biraz da İslam zerafetinden bahsetsek, ilk sohbetlerimiz hep konuşmuştuk estetik, zerafet, nezaket diye. Özellikle Osmanlı nezaketinin çok güzel örnekleri var. Bunlardan bize biraz e, numune verebilir misiniz? E, efendim misiniz? tabi tabii ayet-i kerimede Cenab-ı Hak tövbeleri Allah kabul eder, sadakaları Allah alır buyuruluyor. Efendim burada İslam'da bir hayır hasenat yaparken de en fazla dikkat edip riya girmesin. Çünkü tevhid akidede ortaklığa tahammülü yok. Sağ elin verdin, sol el bilmeyecek. Diğer taraftan eğer sadaka veriyorsak, sadaka verdiğimiz kimse rencide edilmeyecek. Al sana sadaka veriyorum diyeyim. Ebu Leif Semerkandi Hazretleri, veren diyor, alana teşekkür edası içinde olacak diyor. Çünkü o vasıtasıyla Cenab-ı Hak yaklaşacak. Cenab-ı Hak sadakaları ben alırım buyuruyor. Yani arada bir doğrudan doğru bu sadaka nimetine Cenab-ı Hakk'a ulaşması. Onun için bir teşekkür edası için mu? Bunu ben sağlıklarında Sami Efendi Hazretleri'nde de Musa Efendi de gördüm. Mesela bir sadaka verecekler, bir hediye verecekler, bir zekat verecekler. Zarfın üzerine muhterem Ahmet Beyefendi mesela kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nezaket. Bu İslam'ın. Çünkü böyle verildiği zaman usul sadakat cenaba bakılacak. Sen aradan çıkıyorsun o Bu tabi ayette de var. İnsan suresinde. Orada Fatıma Validemiz de Ali radıyallahu anh'a bir hadise Cenab-ı Hak bize naklettiriyor. Kendileri muhtaç olduğu halde fakire, yetime ve esire verirler. Verirken de sizden bir teşekkür beklemiyoruz derler. Yani bir minnet altında kalmayın. Abu sen zira biz o kıyametin şiddetinden, o sert ve belalı günden korkarız derler. Allah da onların gönlüne huzur verir buyuruyor, sevinç verir buyuruyor. Demek ki bu sadakalarda bu meçhul kalmak. Bu çok mühim. Meçhul kalmak. Eğer yani meçhul kalınırsa bu Cenab-ı Hakk'a gidiyor. E, ucuz sadakat. Cenab-ı Hak alır buyuruyor. Tabi bunu rencide etmemek adına. Bu da çok mühim. Bir de en mühim olan verdiğini az görmek. Bu da mühim. Çünkü Cenab-ı Hak <laughs> lentenal bir rahatta tüm fukul mümahatü bunu sevdiklerine vermedikçe birre Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Yani kendini seviyorsun kendini ne kadar? Çocuk çocuğunu seviyorsun çoluk çocuğunu ne kadar? Allah'ı seviyorsun Allah için ne kadar? Cenab-ı Hak orada bir, bize bir ölçü vermiş oluyor. Onun için bunu ecdatta görüyoruz. Dünyayı bir tarafa, bir kenara itmişler. Yani kendileri bir kuyumcu dükkanı gibi altın mücevherat dolu değil de arkalarından kendilerine devam edecek hayır hasenatla yolculuklarını yapmışlar gerçek aleme. Bu Bezmalem Valide Sultan tabi bu çok ayrı bir anne. Bu Dolma Bahçe Sarayı'nın yanındaki Valide Camisi de onundur. Çok barok ve ampir sanatının müşterekliğinde yapılmış bir şeydir, çok zariftir. Ee, onun Şam'da kurduğu bir vakıf vardır. Bugün insanın hayali ona, bilmiyorum, zor gider. Ee, der ki kırılacak eşya, müstahdemlerin, çalışan kişilerin kırdıkları eşya tazmin edilecek. Onlar azarlanmayacak, onların kalplerine diken batılmayacak, onlar mahzun edilmeyecek. Bu nedir bu? Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzıdır bu. Sen de kırabilirdin bunu o kırdı. E, azarlama onu o zaman. Bu İslam'ın insana bakış tarzı. O tazmin kır, kırdı eşya. Yeter ki kalbe kırılmasın, üzülmesin. Evet. Yine bu Guraba Hastanesi, Vakıf Guraba Hastanesi. 1843'tür yapılış tarihi. Aşağı bugün de 2017'deyiz. Demin bahsettiğim gibi 174 seneden beri devam, bir sadaka-i devam ediyor yaşıyor annemiz hala yaşıyor. Yaşıyor. iş zaten gönüllerde yaşamasıdır. Önemli olan da o. Evet. Yani ömrüyle beraber bitmemesidir. Tabii Cenab-ı Hak da seviyor. Sevdiği kulun Cenab-ı Hak da sevdirtir. Rahmetle andırıyor. Efendim e, sevgili dinleyicilerimizin ve seyircilerimizin aklına bir şey gelmesin. Acaba bu hayır senatı yapanlar sadece Osmanlı hanımları mı, hanım sultanlar mı? halktan insanlar hanımefendiler de yapmıyor mu diye bir akla gelebilir. Tabii burada sıradan halkın tabi vatandaşın hanımların... anneler güzel bir numune olmuştur. Evet. Diğer vatandaşlarımızın bu, da var. Tabi bu tabii bunu gören bütün hanımlar, vatandaşlar da aman biz de alaka değil, imkan bir hizmet edelim gayreti içinde olmuşlardır. Burada hiçbir şey imkanı yoksa bir rahle getirip koymuştur. Bir e, caminin önünde bir şerbet dağıtmıştır. Kuşlara bir arpa dağıtmıştır. Hammalların geçeceği yerlere bir mola taşları koymuştur. Evet. Hammal orada evet, evet. koysun küfeyi dinlensin, ondan sonra devam etsin. Bir heyecandır bu. Yani hastaya, garibe vesaire gitsin ziyaret etsin. Bunları en mühim bu burada şey yapacağımız çeşmeler var. O çeşmelerden ben bahsetmek arzu ediyorum. Tabi buyurun. Bu Osmanlı'daki Osmanlı medeniyeti bu çeşmelerin ayrı bir zarafet, ayrı bir inceliği var. Bir defa çeşmeler zarif bir mimari içinde. Şöyle baktığında bir huzur veriyor. Tabi su içene de bu, bu içinde o suyu daha bir huzurla içiyor. Tefekküre sevk Tefek ediyor. Sevk evet. Tefekküre sevk ediyor. Diğer taraftan da bu çeşmelerin üzerinde ayetler var. Bu ayetleri okuyor. Bu ayetlerde de suyun Allah'ın büyük bir lütfu olduğunu, her şeyin bir sudan halk olduğunu, cennet sularını bildiren ayetler yazılı ve Allah nimetlerini hatırlatıyor. İnsan en çok muhtaç olduğu su, Cenab-ı en bol suyu veriyor, ihsan ediyor. Bir de bunlarda, bu çeşmeler bazılarında şiirle yazılmış epçet hesapları var. Bu epçet hesaplarında bu Çeşmenin yapıldığı tarihi gösteriyor. Tarih düşürme diyoruz. Evet, evet. evet tarih düşürme diyoruz. Velhasıl çeşmelerinde ayrı bir insana verdiği bir huzur var. O da bir İslam medeniyetinin seviyesini göstermektedir. Bazı çeşmelerde mesela, her canlı sudan yarattığımız görmezler mi Cenab-ı Hak buyuruyor. Her canlıyı sudan yarattı görmezler mi? Yine bir vaka Suresinde Cenab-ı Hak, biz onu ya tuzlu olarak indirseydik buyuruyor. Bir tefekküre götürüyor. Sure-i insanda Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Şaraben tahura buyuruluyor. Yine diğer bir şeyde, ben birkaç tanesini okuyorum. İnsan suretinde. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İnsana doğru yolu gösterdik. O isterse şükreder olur, istersen ankör olsun. E bunlar hep böyle çeşmelere konmuştu. Vakıf etseler ki günümüzde de mesajı devam Sırf ettiriyor. Sırf bu değil yani çok birçok benzer ayetler, benzer hadis-i şerifler ve şiirler Allah'ın nimetine, insanlara takdim edici maniyetinde. Elhamdülillah. Peki efendim son bir sorumuz olacak. Ee, Dedi ki röportajımızda hanımlardan bahsettik, İslam'da hanımların yerinden bahsettik, Osmanlı'da hanımlardan bahsettik. Özellikle mütevazi olmaları tutumlu olmalarından bahsettik. Günümüz hanımlarına, sizin ağzınızdan mesaj alabilir miyiz? Ne tavsiye e, edersiniz? E, efendim ben kısa şunu Buyurun. şey yaparım. Yine bir hadis-i şerifle sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz benim ümmetim yağmur gibidir. Başı mı, sonu mu daha üstündür bilinmez buyuruluyor. Şimdi demek ki başı bir cahiliye devriydi. Bir ahiret haberi istemiyorlardı. Hani Nebi-i ahiret haberi geldiği zaman şaşkına döndüler. Hatta bunu kaldır dediler, biz sana tabi olalım dediler. Ahiret haberi onu çok, çok endişeye götürdü cahili insanında. İstedikleri gibi rahat yaşıyorlardı. Bir misal verirsem, Ebu Süfyan'ın karısı ilk zamanlar, sonra Müslüman oldu, Mekke Fethi'nin Müslüman oldu. O ilk İslam tebliği başladığında böyle din mi olur dedi, ben köleli bir mi olacağım dedi. Aynı bugün Batı dünyasının gördüğü gibi, güç, güçlerin gördüğü gibi. Ben dedi, bir köleli birim oldum. O tarihine küssün dedim. Yani böyleydi bir hayat tarzı. Yani güçlünün elinde güçlü tarihine küssün. Bu bir cahiliye devriydi. Bugün de gardırop değişmiş bir cahiliye devrine girdik. Hendese değişmiş, geometri değişmiş, gardırop değişmiş. Bir, bir cahiliye devrine. Bugün gördüğümde ne oluyor? Güçlü güçsüzü eziyor. güssün toprağına giriyor, toprak benim diyor. Ben buraya üst kuracağım diyor. Sen tayinine küs diyor. O kadar insan orada heba oluyor, ölüyor vesaire şu bolu duymuyor. Vicdanlar tamamen dumara uğramış. Kurumuş. Ee, o sessiz feryatlar aşağı çıkan o sessiz feryatlar duyulmuyor. Merhamet bitmiş, şefkat bitmiş. Aynı o cahiledir bugün de var. Bugün ise o cahiliye devrinde, bugünkü cahiliye devrinde yaşayıp takva sahibi olabilmek için büyük mükafat Cenab-ı Hak vaat ediyor. Garden hasene buyuruyor. Yani nasıl bir tehlike yerlerde yaşayan memurlara prim verilir. bugün de Cenab-ı Hak bu zor zamanda İslam'ı yaşayacak. ibadet, muamelat, muaşeret, ahlak, hak, hukuk vesaire. Bu İslam'ı yaşayacak. Efendimiz, başı mı sonu mu daha hayırlıdır da bilinmez buyuruluyor. Ben onları havs kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Demek ki bugün de takvaya çok kıymet vermek lazım. Bu da hanımlara. Hem hanımlara, hanımlara hem hanımlara. erkeklere. Hı -hı. Bir defa gıdaya dikkat edilecek, haram gıda olmayacak. Gözler, nazarlar değişmiş gıdalar alınmayacak. Bunu baktığımız zaman devamlı kebapçılar vesaire şu bu. Kokuları or ortalığa yayılıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yemek kokulu komşunuza eziyet etmeyin buyurdu. Fakirler, garipler, yetimler o vitrinlere bakıyorlar, işlerini çekerek gidiyorlar. Bu yeni Allah aşkına şifa olur mu bu? Feyiz olur mu? Onun için ne göre ibadetlerde feyiz azaldı, ruhaniyet azaldı, muhaşeret gitti. O bizim ecdad, o zariflik, incelik vesaire onun yerine kabalık geldi. Güç göstermesi geldi. İsraf geldi. Ömür israf ediliyor zaman kıymeti bilinmiyor. En çok muhtaç olduğumuz kıyamet günü, o zor günde zamandır. Zamanı ben nasıl harcadım? Zamanı geri almak mümkün değil, satın almak mümkün değil, borç vermek mümkün, borç almak mümkün değil. Zaman en kıymetli sermayemiz. Zaman ziyan oluyor. İsraf ekonomisi var. Kendini gösterme. Eşyalı kendini gösterme. Bu da aşağılık duygusunu kendini gösterme meylidir bu da. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede israf edenler şeytanın arkadaşlarıdır. Bu nedir? Allah'ın verdiği nimeti ziyan etmektir. Şimdi yine Osmanlı'ya geleceğim ben. Allah bana bu nimeti niye verdi? Ben bunu nerede kullanacağım? Cenab-ı Hakk'ın melisi önüne Verdiğim nimetin hesabını soracaksın. Buyuruyor. Yani hep hesap vereceğiz. Zamandan hesap vereceğiz. Giyimden kuşamdan hesap vereceğiz. Allah'ın verdiği nimetleri nerede harcadık onun hesabını vereceğiz. Sonra bir tefekkür sahibi olacak. Yani Allah bana verdi, ona vermedi. Demek ki o bana zimmetlidir. Bunun bir idrak içinde olacak bir müslüman. O dünyada muhtaç varlıklıya, varlıklıya muhtaç, fakir varlıklıya muhtaç. Ahirette ise o varlıklı insanda o fakirin duasına muhtaç. Yani Cenab-ı Bütün Müslümanlığı birbirine zimmetli olarak halk etmiş. Tanzim etmiş. Öyle olmasını arzu ediyor. Mesela dünyada hasta, sağlığı muhtaç. Kıyamette de o hastanın duasına muhtaç. Velhasıl e, bugün de işte takva saraylardan bahsettik. Bu sarayların bir tasavvufi terbiye görmesi. Zira peygamber üç vazifeli geliyor. Peygamberler İslam'ı tebliğ etmek ve kim İnsanların iç alemlerini temizlemek. Bu nefsane arzuları bertaraf etmek. O şekilde iman kemale erecek. Yani, La ilahe illallah diyor. La ilahe Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kalp korunacak. İllallah kalp Allah'ın cemali sıfatlarıyla beraber olacak. Zira Cenab-ı Hak bunu istiyor. Ve hüme hüküm eyle mâkündüm. Nereye gitseniz o sizinle beraber, Allah sizinle beraberdir. Kul bunu idrak olacak. Onun yani bu zamanımızda dünya bir vahşet yaşarken, ağır bir Müslüman bir zulüm altındayken, vicdanların kuruduğu bir zamanda, Cenab-ı Hak lentera bir rahatatun kumatubun sevdiklerinizden vermedikçe Allah'a yaklaşamaz bir. Yani bugün Müslümanların o çektikleri zulümün ızdırabını yüreğimizde duyabilmek ve hayır hasenata gayret etmek iki hususiyet vardır İslam'ı yaşamakta. Bir Tazimle emrillah, Allah'ın emirlerini en güzel kalp ve beden ahengi içinde ifade edebilmek. İkincisi şefkat ala halkillah. Hep evli Allah'a baktığımız zaman hepsi bir şefkat abidesi. Allah cümlemize inşallah cemali sıfatlardan nasipler ihsan eylesin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür efendim, ederiz. biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Erkam Radyo dinleyicileri, e, Muhterem Osman Ürtopoş hocamızdan, ee, yine farklı bir konuyla inşallah birlikte olduk. Kendisinden hasreten teşekkür ediyoruz ve rica ediyoruz inşallah tekrar başka konuda birlikte oluruz. İstirham ediyoruz. İnşallah. Ee, birlikte olmak üzere efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.